buluşmalar gerçekleştirdiğimiz her kentte, illerde, ilçelerde, mahallelerde, sokaklarda, tarlalarda, fabrikalarda, kiminle iletişime geçersek, kimle buluşma gerçekleştirirsek, hangi kesimden olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun, bir araya gelişlerimiz büyük bir coşkudur, bir kararlılıktır, bir iradedir, HDP'nin umududur, HDP'nin Türkiye halklarına vermiş olduğu umuttur. Ve gittiğimiz her yerde büyük bir ilgiyle karşılanıyoruz. Büyük bir teveccühle karşılanıyoruz. Ve bu ilgi ve teveccühün elbette ki HDP'nin son zamanlardaki siyaseti, mücadelesi ve direnişi sonucudur. Evet, bugün Türkiye'de nerede bir ezilen varsa, nerede inkar edilen varsa, nerede bir haksızlık varsa, nerede bir hukuksuzluk varsa, HDP oradadır, HDP onların yanındadır. Orada olmaya, onların yanında olmaya da devam edecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ülkeyi yönetemediklerini biliyoruz. Ülkede krizin olduğunu biliyoruz. Ülkede açlığın, sefaletin, yoksulluğun, hukuksuzluğun, adaletsizliğin olduğunu biliyoruz ve buna her gün tanıklık ediyoruz. Artık bu iktidar bu ülkeyi yönetemiyor. Batman halkı iyi bilir. Batman esnafı iyi bilir. Batmanlı kadınlar iyi bilir. Batmanlı gençler iyi bilir. Ve Batmanlı işçiler, üreticiler iyi bilir. Bu ülkeyi yönetenlerin sadece ve sadece kendi koltukları için, kendi iktidarlığı için, kendi geleceği için halkı düşünen yerden değil, sadece kendisini düşünen bir siyaset izlediğini hepimiz biliyoruz. Onlar beşli çeteleriyle, onlar mafyasıyla, onlar 90'daki anlayışlarıyla bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Ama Halkların Demokratik Partisi Türkiye halklarıyla birlikte, başta Kürtler olmak üzere Türkiye'de inkar edilen ve ezilen her kesimle birlikte bu gidişata artık son vereceğini her yerde söyledi. Bugün bir kez daha burada ifade etmek istiyoruz. Bu iktidar gidecek. Başka yolu yok. Başka alternatifimiz elbette ki var sevgili arkadaşlarım. Bu iktidarı göndermek bizim boynumuzun borcu. AKP-MHP iktidarını seçimlerde iktidardan indirmek ve seçim sandıklarında yok etmek bizim en birinci görevimizdir. Çünkü Türkiye halkları bunu hak etmiyor. Türkiye halkları bu iki blok arasında asla ve asla bir tercih yapmakta ve yapmak zorunda da kalmamalıdır. Evet, bugün iki ayrı blok var. Bir Cumhur İttifakı var, bir Millet İttifakı var. Ve her iki kesim de Kürtlerin inkarı üzerine, Kürtlerin dilini yasaklamak üzere, Kürtlere yapılan zulmü görmeden, Kürtlere yapılan inkarı görmeden, Kürt sorununu çözmeden bu ülkede iktidar olma şansına bundan sonra sahip olmayacaktır.